Mutlu bir sabah diliyoruz. Çağla'dan Saz mı Caz mı isimli şarkının klibiyle giriş yaptık bugün Magazin Beste. Böyle canlı canlı, hareketli hareketli başladık sabaha. İnşallah sizin de sabahınız böyle canlı ve hareketli olsun. Güne güzel başlayın ve güzel devam etsin. Günaydın Bahar'cığım. Günaydın Özde'cim, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, çok hoş görünüyorsun bugün. Gerçekten çok canlı görünüyorsun. Ediyorum. Şarkı seçimi de harikaydı bu arada. Evet, Buse, editörümüz Buse seçiyor şarkılarımızı. Gerçekten çok güzel klipler buluyor. Sen de bugün harika görünüyorsun bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Bugün biliyorsun yine pişti olacaktık. Az neredeyse. Daha pişti oluyorduk, evet, yine. Evet, yine ben de siyah beyaz çizgili bir elbise giyecektim. Son anda Allah'tan ki durumu fark edip pişti olmadık bugün. Evet, yine gündem çok yoğun, dolu evet. Dolu. Bir sürü konuşulacak konu var gerçekten, çok karışık. Ama şöyle biraz... Sabaha madem pozitif ve enerjik başladık. Enerjik başlayalım. Değil mi? Enerjik evet. Başlayalım. Bir konsere gidelim. Yine bir şöyle güzel bir Ajda Pekkan konserine, Kuru Çeşme'ye gidelim istiyorum. Ajda Pekkan harika bir konsere imza attı. Tam 2,5 saat sahnede kaldı. Ben özellikle bundan çok etkilendim, biliyor musun? 2,5 saat. Gerçekten yani insan şey diye düşünüyor. O yaşta bu enerji 2,5 saat aralıksız. Kesinlikle. Harika ya. İnanılmaz yani. Yani çok çok zorlu bir süreç.
Tebrikler valla, bravo. Pek çok genç isim bile biliyorsun 2,5 saat sahnede kalamıyor. Yani evet. Maksimum 2 saati hani zorluyorlar falan. 2,5 saat kalabilen çok az isim var. Ajda Pekkan gerçekten ilerleyen yaşına rağmen gençlere taş çıkarmaya devam ediyor. Gerçekten yapıyor bu işi ya. Yapıyor. Ve yapması bir kenara, Kuru Çeşme aynı zamanda hınca hınç doluydu. Yani kapasitesinin üstünde müziksever ağırladı Ajda Pekkan'la beraber. Zaten evet. Çok büyük bir yer. Daha da artık genişletip daha da çok kişi almışlar içeri. Yani yine tebrik etmek gerekiyor. Yine bu yaşta bu kadar müzikseveri bir araya toplayabilmek. Bravo. Kuru Çeşme zaten bu yaz biz Kuru Çeşme'den ve evet, Harbiye'den gelemedik yani, bir evet, türlü. Gelemedik. Şahaneydi harika anlara sahne oldu. Bu sene harikaydı. Peki o zaman şimdi konser detaylarından biraz vereceğiz. Dertleşmiş biraz seyircisiyle Ajda Pekkan. Onları da paylaşırız ama bir görüntülerimizden izleyelim önce nasıl bir konserdi. Sonra konuşalım. Yalnız tam senin istediğin sahne performansı evet, bu işte. Bak, yani kıyafetiyle, danslarıyla. Kesinlikle hiçbir, bak dünya starlarına taş çıkarır ya. Öyle değil mi? Bizim starımız gerçekten şahane. Hiçbir dünya starı yok ki Ajda Pekkan'ın yaşında şu şekilde sahneye çıksın. Bir tane gerçekten örnek göster bana. Şimdi yani. Sahne kıyafeti inanılmaz derecede çok. Dikkatimi çekti zaten. Bu arada zaten. Bak, ondan Burcu Sedef imzalıymış. Tam onu söyleyecektim. Fırfırlı pudra rengi. Ve üzerindekini biz etek zannettik ama pantolonmuş. Evet, pantolon. Ne kadar olmuş. İlginç bir tasarım şöyle gerçekten. Bol pantolonlar olur ya etek görünümünde. Bir dönem çok modaydı bundan bir 10 sene öncesinde falan. Öyle bir şey herhalde. Muhtemelen yeniden modaya çıkacak mı acaba pantolonlar? Ya boy da uzun olunca baksana ne kadar güzel taşınmış yani. Evet, gerçekten şahane görünüyor. Bu arada birazcık sohbet de etmiş seyircisiyle. Demiş ki biliyorsunuz Kuru Çeşme bizim çok keyif aldığımız bir mekan. Çok başka bir büyüsü var buranın. Farklı bir şekilde heyecanlanıyorum demiş. Bu gece birbirimize soru sorsak, cevap versek. Çünkü o kadar çok özledim ki sizlerle sohbet etmeyi. Sizleri seviyorum demiş. Yani inanılmaz ya. Yani söylenecek pek de bir şey yok biliyor musun? Maşallah Ajda diyelim. Maşallah diyebiliriz konseriyle sadece. Konseriyle ilgili söylenebilecek pek de bir şey. Gerçekten maşallah, Allah nazardan saklasın. Allah uzun ömürler versin. Sırrı neyse de bir açıklasın. Tüm Türkiye rahatlasın. Biz çünkü merak ediyoruz. Az önce video arasında Bahar bana diyor ki ya diyor Canan Karatay değil de Ajda Pekkan söylese neymiş bu işin sırrı. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Gerçekten yani öyle. Hani estetikler bir kenara orayı evet. saymıyorum bile. Evet. Ama fiziğin düzgünlüğü kesinlikle İnanılmaz. Spordan yani, kaynaklı. Nasıl besleniyor acaba? Çok iyi yani, bakıyor kendine. Hakikaten de. Ajda'nın bize söylemesi lazım. Ben tatlıdan çok uzak durduğunu biliyorum. Şekerden. Onu biliyorum. Şekerden senelerdir çikolata yemiyorum falan gibi bir açıklaması olmuştu hatta. Ya şu şekerden bir ben uzak duramıyorum şekerden gerçekten ya. Şekerden çok uzak duruyor ama bence bu işin en büyük sırlarından biri ne biliyor musun? Ben şuna inanıyorum.
yaşam enerjisi. Kesinlikle yaptığın işi sevmek. Sevdiğin işi yapmak. Yani şöyle mesela diyoruz hani bu yaşta aynı şeyi bu yaşta hani hala sahnede falan diyoruz ya, ben şöyle düşünüyorum yani Ajda Pekkan sahneyi bıraksa yaşlanır. Evet. Bu bütün insanlar için geçerli bir şey. Yani işleyen demir ışıldar derler ya, gerçekten öyle. Sevdiğin işi yapıyorsan, zevk alıyorsan, hayatın bir yerinden tutuyorsan, üretiyorsan mutlaka bu insanın enerjisine de yansıyor, bedenine de yansıyor, her şeyine yansıyor. Ne zaman ki kapatıyorsun bütün her şeyi, çekiliyorsun köşene, işte o zaman yaşlanmaya başlıyorsun. Zaten bu beynin de algısı bu yöndeymiş, evet. Biliyor musun? Bir süre sonra beyin tembelliğe artık, alıştırmamak tabii, lazım artık yani. Kullanılmıyorum diye beyin yavaş yavaş bir şeyleri kapatmaya başlıyormuş. Mesela Alzheimer hastalığının da en büyük sebeplerinden biri. Yani beynini kullanmıyorum diye kapanıyor diyorsun, beyin bazı özellikleri kapatıyor, evet. Diyorsun. Bu ileri yaşlar için geçerli değil sadece. Tabii tabii. Yani genç yaşlarda da üretmeyen, tabii, tabii. Düşünmeyen, okumayan kişilerde bunu görüyoruz. Evet, evet. Aynen öyle yani. Diyelim ve bak çok ilginç bir haber var, ona evet gideceğiz ya, şimdi. Bu çok enteresan bir haber. Ben bu haberi gördüğümden beri gözümün önünden gitmiyor. Gülmek Mert Ramazan Demir'e gideceğiz. Daha doğrusu Mert Ramazan Demir'in bir hayranının yaptığı şeye gideceğiz. Çok çok ilginç. Maketini yaptırıyor Mert Ramazan Demir'in ve o maketle sokakta geziyor sanki sevgililermiş gibi. Önce görüntüleri bir izleyelim mi? Bak. Bakar mısın? Bayağı yanında yürüyor Mert Ramazan Demir'le. Fotoğraflar çektiriyor. Ah inanılır gibi değil yani gerçekten. Yani galiba Rus bu arada. İnanılır çünkü videonun evet, orijinalinde evet, yani galiba. Altında Rusça yazıyor. Ve tabii bu görüntünün ardından sosyal medya kullanıcıları da şöyle yorumlar yapıyor. Şu an Türkiye'nin bir numaralı sanatçısı, kadın haklı olarak sevgisini ve sevgisini aşkını gösteriyor. Mert Ramazan Demir'e çok seviyoruz seni Mert Ramazan Demir. Vallahi Mert olay, yakışıklı ama sempatisi, mimikleri, stiliyle yakıp geçiyor. Çok iyi ya, afra görmesin gibi yorumlar yapıyorlar. Şimdi bizim dizileri zaten biliyorsun en çok izleyen ülkelerden birisi Rusya. Kesinlikle. Yani İran vesaire tabii. Dışında Rusya inanılmaz derecede fazla izliyor. Sanırım dizilerden görüyor hanımefendi de. Bir hayli aşık olmuş olsa gerek yani bunu yaptırıp gezecek kadar. Yani şöyle. Sence Mert Ramazan'dan bir karşılık gelir mi buna? Valla bilmiyorum ama. Gel tanışalım yani gibisinden. Nasıl biliyor musun? Bayağı bir emek vermiş yani. Bayağı da bir para harcamış. O öyle ucuz bir şey de değil yani yaptırdığı şey maket. Ona ne diyorlar? Kartonet mi diyorlar? Bir şey diyorlar. Bayağı bunun için emek harcamış. Para harcamış. Yani yanında gezdirmek için. Ve yurt dışında muhtemelen dediğin gibi Rus olabilir, evet. Ukraynalı olabilir. Yani altyazılardaki dilden muhtemelen o dolaylardan bir ülke olduğunu tahmin ediyorum. Yani çok enteresan. Muhtemelen Mert Ramazan Demir'in hoşuna gitmiştir bu durum. Evet. Benim birisi böyle yaptırsa, gezdirse yanında mesela kartonetimi, vallahi çok hoşuma gider. Gurur vallahi diyorum. Ben de Türkiye'ye bir geldiğinizde haber verin, tanışalım derim yani. Ha evet, bak öyle bir tatlılık yapabilir o da mesela. Bir ne bileyim, bir davet edebilir bir yere, işte canlı canlı fotoğraf çektirelim. Hani madem böyle, evet. Çünkü bu kartonet de fotoğraf çektiriyor hanımefendi. Hani buyurun gelin bir de canlı canlı çektirelim bir de canlısına diyebilir. Sarılın. Hani dizinin setine davet edebilir. Bilmiyorum, o da bir tatlılık yapabilir yani hayranla diye düşünüyorum. Muhtemelen bakalım. Yapacaktır bu arada. İler ya görmüştür. Nerede bu yapacak diye düşünüyorum. Çünkü hanımefendi bayağı bir emek vermiş yani gerçekten. Peki geçelim sıradaki ya bir de onlar de. Biliyorsun bak son cümlemi de söyleyeyim. Kara kaşlı kara gözlü severler. A tabii. Mert Ramazan onlar da gibi. Yok ya çok seviyorlar. Evet. Zaten şöyleymiş Rus kadınlarının hani böyle Türk erkeklerine karşı özel bir ilgisi olduğu söylenir. Yani Rus, Ukrayna o taraflar hani o bölge. En büyük sebeplerinden biri bu bahsettiğin olay. Esmer gerçekten olmalıymış. Öyle. Esmer çünkü seviyorlar. Orada çok hani aşırı derecede beyaz ten, sarışınlık falan var. Erkekler de öyle biliyorsun. Farklı geliyormuş yani onlara. Nasıl ki bizim Türk erkeklerine sarışın kadınlar evet, hani evet. Enteresan geliyor. Onlara da aynı şekilde esmer, Yağız, Yiğit, delikanlı erkekler hoş geliyormuş. Mert Ramazan Demir de tam bu şeye uyuyor. Tam. Evet. Yani hele ki kara kaşlı kısmına iyiden iyiye uyuyor evet, yani. Evet gerçekten. Bak dikkat et mesela şöyle. Böyle kuzey ülkeler yani bu sarışın olan, zaten sarışın olan ülkelere baktığında bizim şeylerimizi beğeniyorlar. Esmer oyuncularımızı evet. İşte Kenan Emirzalıoğlu, Mert Ramazan Demir, ondan sonra Burak Özçivit onlardan hoşlanıyorlar. Ama mesela bu şeye doğru gittiğimiz zaman hani böyle daha Arap ülkelerine doğru gittiğimiz zaman evet, mesela evet. Oralarda işte daha böyle işte Kıvanç Tatlıtuğlar, Çağatay Ulusoylar falan beğeniliyor. Kore, Japonya gibi yerlerde de öyleymiş biliyor musun? Yani.
Kore, Japonya gibi yerlerde de o şekilde. Sarışın sevdası varmış yani. Onlarda da aynı yok bahsettiğin çünkü, yerlerdeki tabii. Gibi. Onlarda da yok çünkü saç. İşte iki... Şöyle uzun boylu dalyan gibi onlar çok kısa çünkü biliyorsun. Kendinde olmayana özeniyor işte. Evet. Neydi bir atasözü vardı? Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. Öyle bir şey herhalde yani. Peki şimdi Seren Serengil'e gidelim öyleyse. Evet. Şimdi bir süredir Seren Serengil'in sağlık problemlerinden zaten bahsediyoruz. Buradan aktarıyoruz. Kendisi oldukça zor süreçler geçiriyor. Geçmiş yıllarda geçirmiş olduğu, zayıflamak için geçirmiş olduğu evet. ameliyat sonrasında, yanlış uygulanan ameliyat sonrasında sağlığı üst üste. Bozuldu. Üst üste operasyonlar geçirdi düzelmek için. Çok çaba sarf etti, çok kilo verdi, yemek yiyemediğini açıkladı artık. Yediği besinlerden alamadığı için vitamini artık yaşamsal olarak çoklu organ yetmezliğine doğru gittiği söylendi. Biliyorsun bir magazin programında bulunuyordu Seren Serengil, evet. Görev alıyordu, görevini de bıraktı, her şeyi de bıraktı. Ve en son olarak da sosyal medyadan bir inzivaya çekildiğini açıkladı. Detayları alalım senden. Şimdi inzivaya çekildi, neler yaptığını da paylaştı. Şöyle demişti. Telefonla 3 gün konuşmayacağım, açmıyorum diye kızmayın. Bu yüzden buraya not düşüyorum. Saate de bakmıyoruz. Aldılar zaten anda kalmak için. Meditasyon, nefes, yoga, bir çeşit zihinsel arınma, içe dönüş demişti. Sonrasında şöyle İngilizce ifadeler de kullanarak evet. All I want is silence, tüm istediğim sessizlik. Dün bu teknede 25 kişiydik. Reklam çekimimizi burada gerçekleştirdik. Burası aynı zamanda inziva kampı. Teknoloji yasak, saat ve telefonunuzu alıyorlar. Birbirinizle konuşmanız da yasak dedi. Ve devam ediyor. Okumak ister misin devamı? Tabii ben size böyle bir sistemden haberiniz olması için yazıyorum zaten. Dün çekim günüydü. Bugün sabah 6'da uyandık. Yoga ile başladık. Ben masaj istedim. Masaj yaptırdım. Akşam 16'ya kadar serbest zaman. Kitap almayı unutmayın. Yanınızdakiyle bile konuşmanız yemekler dışında yasak olduğundan en güzel olmayacak şey kitap sizi. En güzel oyalayacak şey kitap sizi. Sanırım kendisi evet. yanlış yazmış yazarken kelimeleri. Keşke Agatha Christie romanlarında bir seri alsaydım da heyecanı olsaydı. Neyse buradaki beslenmeyle haftada 2 kilo rahat verirsin diye düşünüyorum. Yemekler tamamen doğal. Juice'ler harika. Sadece 8 kabin var. Çift veya tek gelebiliyorsunuz. Ben teknede sadece yakınlarım olsun istedim. 3 gün bakalım nasıl bir deneyim olacak. Telefonsuz insan boşlukta gibi normalde hiç vermiyorlar. Kim olduğum fark etmez ama ben sizlere duyurmak için günde 1 saat izin kopardım. Belki de iyi gelecek. Yeni kararlar öncesi benim buna ihtiyacım vardı. Sessizlik, kimsesizlik, anda kalmak, anı yaşamak diyor. Gerçekten bir deri bir kemik kalmıştı. 43 evet. kiloya düştü. Dumping sendromu yaşıyor. Hakikaten zorlu bir süreçten geçiyor. Şöyle ki evet Seren Serengil'in belki böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Çünkü zaman zaman insanın gerçekten böyle tükendiğini hissettiği anlar oluyor Bahar. Yani evet, evet. diyorsun ki yani bir kendi kendime kalayım, bir yalnız kalmak istiyorum. Yalnız kalmak da bir ihtiyaç, kendinle kalmak da bir ihtiyaç, her şeyden uzaklaşmak da bir ihtiyaç. İnsanın hayatının belirli zamanlarında böyle anlara ihtiyacı oluyor. Seren Serengil için yıpratıcı bir dönemdi. O yüzden böyle bir şeye ihtiyacı olmuş olabilir. Hangimizin ihtiyacı olmuyor ki zaman zaman? Ya bana zaman? İşte burada enteresan gelen şey şu ama kamptan bahsediyor ya yani birkaç tane sevdiği insan var sanırım evet. teknede. İşte iletişimsiz bir ortamda 3 gün. Sadece 3 gün yani. Şimdi bu süreçte bana kalırsa hiç insan olmamasını ben tercih ederdim. Ben de öyle tercih ve ederdim. Ve nasıl bir şey yapardım biliyor musun? Kimsenin bilmediği böyle nasıl işte Özlem Tekin'in evinin olduğu yer evet, gibi evet, bir yere gidip telefonu bir köşeye atıp irade gösterirdim yani. İlla benim elimden almalarına gerek yok telefonu ya şöyle, birine yazmamak şimdi etmemek yaz için. Aylarındayız. Yani tabii Özlem Tekin'in çiftliği gibi bir yere gitmemiş istememiş olabilir. Bir deniz kenarını hani yer, tercih etmiş olabilir. Ama hiç telefonu yani. Mesela şöyle yapabilirdi bence. 3 gün tekne kiralayıp orada tek başına da kalabilirdi aynı yani şekilde. Yani şu da olabilirdi. Oradan anlık paylaşım yapmak yerine bittikten sonra da paylaşabilirdi. Yani bu sürecin... Yani bir saat izin koparmak... Gerek yok. Hani bu süreci tamamlardı mesela o 3 günün sonunda ya ben böyle böyle bir yere gittim insanlar haberdar olsun istiyorum demiş ya böyle böyle bir yere gittim diye o 3 günün sonunda da bunu paylaşabilirdi. Çünkü oradan her gün 1 saat paylaştığı zaman aslında yine kopamamış oluyor teknolojiden. Hem öyle hem de etrafında insanlar var zaten. Evet. Yani eğer bir karar arifesindeysen bu noktada yalnız olmak istiyorsan
Tamamen yalnız bir şekilde de yapabilirsin bu etkinliği. Vallahi böyle bir şey gerçekten. Yani kamp inziva diyemedim, etkinlik dedim, bak dilim varmadı yani. Benim çok canım çekti ya gerçekten. Çok yani çok isterdim biliyor musun şu an Seren Serengil'in yerinde olmayı. Şöyle tek vallahi başıma bir inzivaya isterdim. Çekilmek. Yani son zamanlarda en çok ihtiyacım olan şey. 3 gün diyorsa 3 gün bana 30 gün gibi gelirdi gerçekten. 3 gün yalnızlık 30 gün gibi hissederdim. Yeniden doğmuş gibi de geri dönerdim yani. Vallahi canım çekti. Ama yani deniyor tabii türlü türlü şeyler ama çözümü bu mu? Bunu bir düşünmek lazım yani. Bu arada keşke fiyatlarından da bahsetseymiş. Çünkü benim tahminimce oldukça iyi rakamlar ödemiş bana böyle da öyle bir geliyor. İnziva kampı için. Ben görüntülerini de görmüştüm sosyal medyada. İşte masajlar yaptırıyor, manikür pedikür falan bir şeyler. Yani herkesin de aslında gidebileceği bir ya yer değil. Ya masaj var, manikür pedikür var. Bunun neresi inziva Allah aşkına? Bunu zaten günlük yaşantıda da yapabilirsin. Şimdi bak gitgide bana mantıksız gelmeye başladı konuştukça üstüne. İyi ya, vallahi iyi bir projeymiş ha. Kiralayalım bir tane yat, dolduralım 20-30 tane kişiyi. Ya da kaç kişi, hadi 5-10 bile olsa olur. Manikürcüsünü herkese koyalım. Bunun ismine de inziva kampı diyelim ve paraları toplayalım. Vallahi yani burada işletmeciyi tebrik etmek lazım herhalde. Evet. İyi politika. Gerçekten, evet, gerçekten iyi politika. Gerçekten iyi politika. Ve sonra da insanları dinlendiğine ikna etmek yani. Biz mantıklı i̇şte mı yani çok şimdi? Çok olunca nereye harcayacağını ona geliyor süreç yani. Düşünüyorsun belki de, ne diyelim. Yani inşallah. Ya dinlenmek isteyen kişi gerçekten şunu da yapabilir yani, illa bak hani deniz kenarı bilmem fark etmez yani, nereyse işte 3 gün yatını kiralarsın, kimse buraya girmeyecek diye talimatını verirsin, zaten kimse girmez, bir koya demirlesen çeksen ancak işte tekneyi kullanan kişi ve sen varsın içinde. Oldu bitti işte, ya da gidersin Bolu'ya i̇şte, bir tane bungalov alırsın yani şaplarını. Mesela bu yalnız kalmışlık değil. Az önce teknedeki fotoğraflarını gördük. Fotoğraflarını koyuyorsun, bu paylaşıyorsun. Bu farklı türden bir parti hani diyebiliriz bakıyorsun, yani. Bakıyorsun hani kim beğenmiş, kim görmüş, kim etmiş. Aslında bir kopma durumu yok yani hayattan. Belki öyle olsa daha iyi olabilirdi. Neyse, inşallah iyi gelir diyelim ve sıradaki habere hadi geçmek bakalım istiyorum. Barış'cığım, lütfen sen de bu sırada hazırla şarkıyı. Ah o gemi de bende olsaydı. Çünkü şimdi öyle bir tekneye gideceğiz ki Ebru Yaşar'ın tekne teknesine odası gideceğiz. Var. Evet, Ebru Yaşar'ın şu an görüyoruz. Duralım burada. Tekne dedik, koca yatmış yani, bu arada. Yani kocaman bir yat, tekne demek ayıp olur. 500 milyon lira değerinde yeni yat satın almış Ebru Yaşar ve lüks yatıyla mavi tura çıkmış. Burada da tabii ki pek çok pozlar vermiş. Verdiği pozlardan birinin altına da hatta olmasın mı sunset pozlarım yazmış. Yani gün batımı demek istiyor. 600 metrekare alana sahipmiş tekne. 4 katlıymış. 5 tane de lüks VIP odası varmış. Tatil sonrası da yoğun konser takvimiyle sahnelere hızlı bir geri dönüş yapacakmış. Peki, şimdi burada görüyoruz kendisini. Bu arada ne kadar da zayıflamış değil mi? Yani şu yatı görünce keşke şarkıcı olsaydım bir şekilde diyorum yani gerçekten. Sence bu kadar bu yat şarkıcılıkla mı alındı? Ondan işte emin olamıyorum. Her şarkıcının... Açık denizlere yol alsaydım, kız gelirdi her şeyin anlamına. Gördüğün gibi bayağı evinin salonu gibi. Şimdi tabii ne kadar büyük baksana. Bu fotoğrafta arkadaşlar durabilirsek bakar mısın? Yani 4 çok katlı büyük. Hakikaten orada bir apartman gibi, villa gibi, bayağı bir malikane gibi, yüzen bir ev gibi. Bir karar ver. Hani nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum ama. Yüzen hani, bir yalı gibi. Yüzen bir yalı gibi. Ben şimdi bu yatı görsem mesela bir yerde açık denize, kimin diye çok merak ederim. Tabii ben de merak kimin ederim. Kimin acaba bu diye merak ederim. Ebru Yaşar'ınmış. 500 milyon lira değerinde. Tabii ama içinden tabii, Ebru Yaşar çıkmasını beklemem bu arada, evet, gerçekten. Evet ben de beklemem ama şunu da hemen belirtmek istiyorum. Az önce dedin ya keşke şarkı. Bütün şarkıcıların sence böyle bir yatı var mı? Yani o da yok. Var o da yok. Yok. Doğru. Ebru Yaşar'ın eşi biliyorsun çok varlıklı bir adam beyefendi. Eşindendir yani, diyorsun çok yani. Çok varlıklı bir iş adamı. Bu dolayısıyla yat. Ebru Yaşar kendi sahne ücretleriyle bu yatı almamıştır, alamamıştır diye düşünüyorum. 500 milyon lira. Yani 500 milyon lira. Yani sahneye çıktığı ilk günden itibaren son güne kadar biriktirse yine belki. Olmaz.
Allah daha çok versin. Gözümüz yok yani. Allah daha çok versin. Sık sık Ebru Yaşar'ın okul yaptırdığına dair haberler falan da görüyoruz tabii. Yani hayır işlerini de yapıyor. Kendi de hayatın tadını çıkarıyor. Ama tabii gerçekten düşman çatlatır ya. Devam edebiliriz arkadaşlar fotoğraflara. Hakikaten düşman çatlatır yani. Ben özellikle o salon gibi yapmış ya, yani bayıldım evet. Ya. İnanılmaz yani. Hani bakar mısın? Yani buradan çok bir şey anlaşılmıyor ama. Sunset pozları bunlar yani, herhalde. Yani evet, bunlar sunset pozları. Ama o az önceki mesela pozda, yani teknenin işte bu pozda gerçekten teknenin lüks bir tekne olduğunu anlayabiliyorsun. Bakar mısın? Çünkü yalı dairesi gibi yani. Peki Allah daha çok versin yani, ne diyelim? Vallahi evet, Allah artırsın diyelim ve yine tabii bizim çenemizi yorduğu için aman bize nasip olur inşallah diyelim. Şimdi Ebru Yaşar'ın bu güzel pozlarının arkasından ne kadar konuştuk değil mi konunun üzerine? Çok. Bir klibini izlemeyelim mi? Hadi izleyelim bakalım. İzleyelim bir klibini Ebru Yaşar'ın. Hemen klibin arkasından da kısa bir araya gitmiş olacağız. Aradan sonra yeniden buradayız. Bu kadar emek vermişken, bu kadar çok sevmişken, bana ağır geliyor. Çaresi yok, sanma sakın onarılmaz mı? Her gece dua ettim, duyulmaz mı? Yanlışlar yapmadık, affedilmeyecek. Ne sen ne de ben. Çıkmasam hayatından, bir köşede kalsam, İster arkadaşım, ister sevgilin olsam, arada görsem yüzünü, sadece konuşsam, havadan ya da sudan. Çıkmasam hayatından, bir köşede kalsam, İster arkadaşım, ister sevgilin olsam, arada görsem yüzünü, sadece konuşsam, havadan ya da sudan. Affedilmeyecek. Ne sen ne de ben. Çıkmasam hayatından, bir köşede kalsam, İster arkadaşım, ister sevgilin olsam, arada görsem yüzünü, sadece konuşsam, havadan ya da sudan. Çıkmasam hayatından, bir köşede kalsam, İster arkadaşın, ister sevgilin olsam, arada görsem yüzünü, sadece konuşsam, havadan ya da sudan. Çıkmasam hayatından, bir köşede kalsam, İster arkadaşın, ister sevgilin olsam, arada görsem yüzünü, sadece konuşsam, havadan ya da sudan.